Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi? Dili devamlı gelişen canlı bir varlık olması ile ilgilidir. Cevap, arzuhal kelimesinin yerine dilekçe kelimesinin kullanılması. Dil, insan topluluklarını bir yığın ve kitle olmaktan kurtarır. İfadesini en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, topluluklar dil sayesinde millet haline gelir. Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, eski Türkçe döneminde Arap alfabesi kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıplaşmış bir ifade kullanılmıştır? Cevap, bu çocuğu burada yalnız başına bırakmayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı yanlıştır? Cevap, yemeğe o da geleceğini söyledi. Haydi gel bir tavla atalım. Ben tavla bilmem ki. Tavla bilmez misin? Bilmem ya. E bilmezsin de deminden beri ne bakıp duruyorsun? Nokta nokta nokta. Yandaki konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap. Hiç. Öyle bakıyorum işte. Türk dili dersinde Türkçe söz dizimini öğrendim. Bu cümlenin unsurlarının doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Yer tamlayıcısı, nesne, yüklem. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı yoktur? Cevap: Hazırlıklar salonda devam ediyordu. Türkiye Türkçesine en yakın lehçe hangisidir? Cevap: Azerbaycan Türkçesi. Türkçede sıfatlar isimlerden önce gelerek onları niteler. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bulunur? Cevap: Yapacaklarımı küçük deftere yazdım. Aşağıdaki metin türlerinden hangisinde tartışmacı anlatım kullanılmaz? Cevap: Masal. Aşağıdakilerin hangisi basın dilinin bir özelliği değildir? Cevap: Konuşma dili esas alınır. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki 191 ülkeden 48 bin öğrenci lisans ve lisansüstü eğitimini Türkiye'de alıyor. Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler 157 devlet ve vakıf üniversitesinde öğrenim görüyor. Yabancı öğrencilerin tercihinde İstanbul Üniversitesi ilk sırada yer alıyor. İstanbul Üniversitesi'nde yaklaşık 3000 yabancı öğrenci öğrenim görürken bu eğitim kurumunu ortalama 2000 öğrenciyle Marmara Üniversitesi takip ediyor. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Cevap: sayısal verilerden yararlanma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı doğrudur? Cevap: 12 gündür çok hastayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz öbeği yoktur? Cevap: Sabah kahvaltısını yaptı, okula yürüyerek gitti. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde birden fazla ek kullanılmıştır? Cevap sevgiler. Arkadaşlar evimde ülkemin en meşhur yemeğini yediler. Bu cümlede aşağıdaki unsurlardan hangisine yer verilmemiştir? Cevap zarf tamlayıcısı. Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının özelliklerinden değildir? Cevap yazan kişi anlattıkları karşısında taraflı olmalıdır. Köşe yazısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap, detaylı ve uzmanlık bilgisi gerektiren tarza sahip olmalıdır. İnsanlara yardımcı olmak için Ayşe Hanım'ın bu masa başında nokta nokta parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümleye bir işe uzun süre emek vermiş ve bu nedenle sıkıntılar yaşamış anlamı verilmiş olur. Cevap Ömrü çürümek İletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Cevap beden dili ile gerçekleşen iletişime sözlü iletişim denir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık, incelik uyumuna uymaz? Cevap, yürüyor. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Cevap, bu mektup kralın mührünü taşıyor. Dünya dilleri biçim ve akrabalık açısından sınıflandırılır. Türkçe tek heceli dil grubuna girer bükümlü dillerde sözcükteki ünlüler değişebilir. Türkçenin Moğolca ile biçim yönünden birçok benzerliği vardır. Türkçe, Ural, Altay dil ailesinin içinde yer alır. Yukarıda verilen bilgilerden doğru ve yanlış olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Cevap D, Y, D, D, D. Kalbim kırıldı arkadaşlarımın hakkında söylediklerini duyunca. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kalbim kırıldı. Dilin özellikleri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Cevap, hiçbir dil diğer dillerden doğrudan etkilenmez. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur? Cevap, anne, virgül, çocuğa, iki nokta üst üste, çift tırnak, hırkanı giy, virgül, hastalanırsın nokta çift tırnak demiş. Spor dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Kelime oyunlarına başvurulabilir. İleri sürülen fikirlerin inandırıcılığını artırmak için konunun uzmanı kişilerin görüşlerinden alıntı yapılmasıdır. Yukarıda özelliği belirtilen düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Tanık gösterme Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir isim tamlamasıdır? Cevap: Sürekli ağlamaktan çocuğun gözleri kızardı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfin kullanımı yanlıştır? Cevap: Tuz Gölü Orta Anadolu'dadır. Aşağıdakilerden hangisi üç noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir? Cevap: Aktarma cümlelerin başına ve sonuna konuşma dili ve yazı dili hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Cevap, jest ve mimiklerin konuşma dilinde önemi yoktur. Onu koridorun köşesinde her görüşümde kalbim küt küt atıyor. Heyecandan nokta nokta. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, elim ayağım birbirine dolaşıyordu. Aşağıdakilerden hangisi e-posta sisteminde bulunmak zorunda değildir. Cevap: Ekler. Minyatür sanatı bir şeyin küçüğü demek değildir. Minyatür, kitap sanatı kapsamı içerisinde olduğu için küçük ebattadır. Sanatçı tasvirlerini, desenlerini, bezemesini küçük tutmak mecburiyetindedir. Minyatür sanatının ismi, Orta Çağ Avrupa'sında hazırlanan el yazmalarının bölüm başlarında metnin ilk harfinin etrafına kızıl, turuncu, minium ile yapılan miniatura adlı tesipten gelmektedir ve sülüyenle boyanmış anlamını taşımaktadır. İslam sanatında minyatüre tasvir, minyatür sanatçısına da musaffir veya nakkaş adı verilir. Metni açıklamak amacıyla kitap sayfalarına veya bir albüm içinde toplamak için tek yaprak halinde sulu boya ve altınla yapılan minyatürler ışık gölge oyunlarıyla derinlik duygusu kazandırılmayan küçük boyutlu resimlerdir. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Açıklayıcı. Aşağıdakilerden hangisi kültür öğeleri arasında yer almaz? Cevap: Tabiat güzellikleri. Aşağıdaki dillerden hangisi farklı bir dil ailesine aittir? Cevap: Arapça. Bireyler arasında duygu, düşünce ve benzeri genelde sözlü ve yazılı aktarımına iletişim denir dinle iletişim kurma becerisinin insana verilmiş en büyük hediye olduğu söylenebilir. Bu nedenle kimimiz sadece insanların iletişim kurabileceği gibi yanlış bir fikre kapılmaktadır. Oysaki yapılan araştırmalar hayvanların da bir iletişim sistemine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Evet, onlar sözcüklerle olmasa da kuyruk sallama, kulak oynatma veya kanat çırpma gibi görsel işaretlerle anlaşmaktadır. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangileri birlikte kullanılmıştır? Cevap: karşılaştırma, tanımlama. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Tek heceli dillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Arapça tek heceli diller arasında yer alır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımı ile ilgili kullanım yanlıştır? Cevap: ben bu yolları bata çıka geldim. Dil aileleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap Fransızca, Portekizce, Slav dilleridir. 1. İki cambaz bir ipte oynamaz. 2. İki testi çarpışınca biri kırılırsa biri çatlar. 3. Bir taş ile iki kuş vurulmaz. 4. Bir çöplükte iki horoz ötmez yukarıdaki atasözlerinden hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır? Cevap 1 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi not türüne giremez? Cevap iş başvurusunda mesleki deneyimlerimizi belirttiğimiz metin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Cevap hava o kadar soğuktu ki kedi gibi sobanın yanına kıvrılmıştı. Suyun içindeki mineraller neyse kültür de dilin içinde öyle bir şeydir. Yukarıda verilen sözün anlamına en yakın ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kültür dilin içinde dil ile birlikte yer alır. İki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz. Cevap, Türkçe sözcüklerde lık eki yer ismi yapar. Kömürlük, kitaplık, Odunluk 1. Çocukluğumuzda bizim evde masal anlatmaya gelen bir teyze vardı. 2. Ondan bana kalan 3 masal Arzu ile Kamber, Şahmeran ve Sabır Taşı. 3. Masumiyet ve sabır sonunda gökyüzünü uçan güvercinlere dönüştürecek aşıkları Arzu ile Kamber efsanesi başka neyi anlatmayı murat ediyor olabilir. 4. Kahveci Güzeli isimli bir masal daha vardı ama ayrıntılarını belli belirsiz hatırlıyorum. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümle ile başlar? Cevap 4. İletişimde sözü söyleyen kişiye gönderici denir. Kendisine ileti gönderilen kişiye alıcı denir. İletişimde gönderici ile alıcı arasında kullanılan aracı ileti denir. Alıcının göndericiye karşı bildirimde bulunmasına geri bildirim dönüt denir. Dil ile iletişim sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Yukarıda verilen bilgilerden doğru ve yanlış olarak aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Cevap D, D, Y, D, Y Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı doğrudur? Cevap Öyle yedi ki akşam uyuyamadı. Aşağıdakilerden hangisi bir öznel tanımlama cümlesidir? Cevap Yağmur, insanın içini kötülüklerden temizleyen bir doğa olayıdır. Ana dilin ses, şekil ve cümle özellikleriyle bir millet tarafından müşterek kullanımını sağlayan diline ne ad verilir? Cevap, yazı dili. Bir günün sonunda arzu. Yorgun gözümün halkalarında. Güller gibi ferç oldun ümüyan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında altın kulelerden yine kuşlar. Tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam, alemlerimizden sefer eyler. Akşam yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstünde sema, kavsi mütalsam. Akşam yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem, bir bu olsam. Ahmet Haşim Yandaki şiirde hangi noktalama işaretine ihtiyaç yoktur? cevap, kesme işareti. Türkçenin konuşulduğu coğrafi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap, Türkçenin bütün lehçelerini konuşanlar birbirini rahatlıkla anlar. Birini mi bekliyorsun? Yok. E duracak mısın? Bilmem, duruyorum işte. Yoksa bir dalgan mı var? Nokta nokta nokta. Olur, aa insan bu yandaki konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap, yok ne dalgam olacak? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin verilen kavram alanı ile ilgisi yoktur? Cevap, çalışkanlık. Çivi çıkar ama yeri kalır. Kitap okumak bir boş zaman etkinliği değildir. Eğer bir insan kitap okumayı bir boş zaman etkinliği olarak görürse, bu onu ne gerçek bir okur ne de eleştirel bir okuru yapar. Yazar kitabını okuru, sözcüklerin içinde kaybolmasını, karakterlerle yaşamasını, ona aktarmak istediği duyguları içinde hissedebilmesini amaçlayarak kaleme alır. Ancak okumak bir boş zaman etkinliği olarak görülürse, okuyucu taşları hiç yerinden kabırdatamadan, sorular sormadan, yazarın iletmek istediği duyguları tam olarak anlayamadan okur. İşte bu sebeplerden dolayı ben kitabı boş zaman etkinliği olarak görmeden kitapla baş başa kalarak okumayı tercih ederim. Bu parçanın sonuna anlatımın akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Cevap, çünkü okumak bana her zaman yeni ufuklar açar. İlk okuldan beri aynı sırayı paylaştık. Aynı insanlarla arkadaşlık ettik. Zevklerimiz bile aynıydı. Her şeyi beraber yapmaya o kadar alışmıştık ki. Üniversite bittikten sonra farklı şehirlerde çalışmaya başladık. Önceleri sık sık görüşmeye çalıştık hafta sonlarını değerlendirdik, buluştuk. Fakat hayat telaşı ve iş yoğunluğu iki şehir arasındaki mesafe görüşmelerimizin sayısını giderek azalttı. Ve son görüşmemizde fark ettik ki ikimiz de ayrı tellerden çalıyoruz. Bu parçada altı çizili ifade ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, hayata farklı pencerelerden bakmaya başlamak. Aşağıdakilerden hangisinde Türkçenin imla, ifade ve üslup özelliklerine azami derecede sıkı sıkıya bağlı kalınır? ve yorumlama alanı bulunmaz. Cevap tutanak. Aşağıdakilerden hangisi davetiye metinlerinin bir özelliği olamaz? Cevap davetiyelerde karşılıklılık esastır. Her davetiye metnin bir başka metinle cevaplanır. Ayvaz dedi şenlikleri her şeyden önce çok yönlü bir toplumsal hafıza terapisi. İnsanlar burada kendilerini buluyorlar. Geçmişleriyle bugünlerini tedavi ediyorlar milli, tarihi, uluslararası, ekonomik, insani gibi başka yönleri de var bu şenliklerin. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Cevap, örnekleme. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti kullanılmalıdır? Cevap, yarın akşam kaçta geleceksin? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Cevap, sepeti. Aşağıdakilerin hangisinde cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur. Cevap, bacağını kırıp yatmaya başlayalık kendi işini yapamaz olmuştu. Yakınlarının ağzına bakıyordu. 1. Söz varlığı, bir dili oluşturan kelimelere denmektedir. 2. Mecaz anlam kazanan kelime genellikle somuttur. 3. Atasözleri bir dilin zenginliğini gösteren unsurlardandır. 4. Deyimler de atasözleri gibi öğüt verme kaygısı taşır. 5. Deyimler anlatımın gücünü arttırmak için kullanılır. Yukarıda verilen bilgilerden doğru ve yanlış olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Cevap Y, Y, D, Y, D Aşağıdakilerden hangisi mektup için doğru veya geçerli değildir? Cevap Mektup Arapça kökenli bir kelimedir ve gönderilen şey anlamına gelir. Yalnızlık bir uçurumdur. Sözüyle pek çok insanın iç dünyasının sesi olan Franz Kafka, 1883 yılında Prag'da dünyaya gelmiştir. Kafka yaşamı boyunca babasıyla anlaşamamıştır. Ve bu durum onun neredeyse kaleme aldığı bütün eserlerine yansımıştır. Birçok eleştirmene göre dönüşüm adlı eserinde böceğe dönüşen insan kendisi ve onu öldürmek isteyen nefret dolu kişi ise babasıdır. Bu parçada kullanılan anlatım biçimiyle düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Açıklayıcı anlatım, tanık gösterme. Arkadaşınız yeni bir elbise almış ve siz bu elbiseyi onun üzerinde görünce çok beğendiniz. Böyle bir durumda hangi sözü söylemezsiniz? Cevap: Bayıldım. E-posta sisteminin en önemli dezavantajı hayatımızdan nokta nokta hissini çıkarmasıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap, samimiyet veya sıcaklık. Sevdiklerimizden ayrılmak, dersten zayıf not almak, uzaktaki yakınlarımızla ilgili kötü bir haber almak bizi üzebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir? Cevap, beterin beteri var. Buna da da şükretmek lazım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Cevap, öğüt almaktan hoşlanmadığını söylüyordu. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Cevap, Türkçenin 20. asırdaki şairleri en ince duyguları masır ağlarında terennüm ettiler. Hiçbir şey düşünmeden balkonun bir kenarında öylece oturuyordum. Yaz başlayalı neredeyse birkaç gün oluyordu. Akşamüstü denizden esen rüzgar saçlarımı savuruyor savrulan saçlarım yüzümde tatlı bir kaşınmaya neden oluyordu. Tam bu sırada balkonun kapısında mavi gömleğin, kalın çerçeveli gözlüklerin, beyaz pantolonun yanı taranmış saçlarınla sen belirdin. Bana nasıl olduğumu sordun ama verdiğim cevaba çok kulak asmıyor gibi bir tavırla aniden gözden kayboldun. Bu parçadaki betimleyici anlatımda aşağıdaki hangi duygulardan yararlanılmıştır? Cevap, dokunma, görme. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göz sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Cevap, gözünden akan yaş bir türlü dinmiyordu. Bodrum, denizde iç içe bir kenttir. Limandan saat 11'de pek çok tekne günlük turlara çıkar. Kimi Orak Adası'na, kimi de Kara e doğru hareket eder. Kara İncir, Orak Adası'na göre daha uzaktır. Tekneler saat 18'e dönüş yoluna birer kervan gibi dizilirler bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangileri birlikte kullanılmıştır? Cevap, karşılaştırma, benzetme. Kişilerin kurum ve kuruluşlara herhangi bir konuda istekte bulunmak için yazdıkları yazıya ne ad verilir? Cevap, dilekçe. Davetiye konu olan etkinliğin, toplantının, nokta nokta, nokta nokta ve nokta nokta bilgileri mutlaka davetiye metninde yer almalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar cevap tarih yer ve saat bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız Bir gazete dergi ya da internet sitesinde yer alan yayımlanan genellikle tek bir muhatabı olan mektup türüne nokta nokta mektup denir Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar. Cevap açık. Menemen için gerekli malzemelerin bir kısmını sıralayalım. Yumurta, domates, biber, soğan. Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Cevap 2 nokta üst üste. Aşağıdaki kelimelerden hangisine yor eki getirilirse ünlü daralması olmaz? Cevap oku yeni ev almış birine iyi dileklerinizi belirtmek istiyorsunuz. Bunun için hangi sözü kullanırsınız? Cevap, güle güle oturun. Arife Kalender, kendi şiirleri yanında şiir çevirileri de yapan bir şairdir. Onun Deli Bal adlı şiiri, Şeyh Galip'in Mecnun Söğüt Leyla'nın toprağında yetişir. Sözü ile başlar. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Cevap, tanık gösterme. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acı sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Cevap, çorbaya acı biberi çok koymuştu. Süleyman o akşam eve geldiğinde Yaren de bir gariplik sezdi. Şakımıyor, kanat çırpmıyor, eve döndüğü için sevinmiyordu. Oysa daha anahtarın sesini duyduğunda şakamaya başlar. Onu kapıda karşılardı. Bugünse kafesine tünemiş, suratı asık öylece duruyordu. Süleyman şaşırdı bu duruma. Allah korusun hasta mı ki acaba diye düşündü. Kafesi kontrol etti. Sabah işe gitmeden önce tamamladığı yeme suya hiç dokunmamıştı. Mavi tüylerini okşadı. Konuşmak istedi. Karşılık alamadı. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap öyküleyici. Tutanakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap konuşulanlar yorumlanarak yazılmalıdır. Form tipi bir özgeçmişte aşağıdakilerden hangisine yer verilmez? Cevap, mal varlığı. Örneğin bir annenin uyumakta olan çocuğunu uyandığında yapmasını istediği şeyleri yazdığı metne nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap, not. Aşağıdakilerden hangisi hikaye veya roman tahlili yapan bir kişinin dikkat etmesi gereken noktalardan birisi olamaz. Cevap, metinde anlatılanların gerçekten yaşanmış olması. Dünya üzerinde en çok konuşulan 5. dili olan Türkçenin kullanımı ve etkinliği gün geçtikçe artıyor. Dünyanın dört bir yanında Türkçe'ye ilgi büyürken orta öğretim düzeyinde 80'in üzerinde yüksek öğretim düzeyinde ise 60'ın üzerinde ülkede Türkçe dersleri veriliyor son yıllardaki bu gelişmeler Türkçenin mum gibi etrafını aydınlatmasını sağlıyor. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangileri birlikte kullanılmıştır? Cevap, benzetme, sayısal verilerden yararlanma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi ekinin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Cevap, garson, buraya bakar mısın? 1. Dilekçenin sağ üst köşesinde tarih bulunmaktadır. 2. Tarih gün, ay ve yıl olarak belirtilmelidir. 3. Alıcı kurum bilgileri kağıdın sağ tarafında bulunur. 4. Dilekçenin asıl bölümü metindir. 5. Sağ alt bölümde dilekçe sahibinin imzası ve adı soyadı yer alır. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Cevap 3. Aşağıda verilen roman türlerinden hangisi konularına göre roman sınıflamasının dışında kalır. Cevap Realist Roman Hafız Nuri Efendi kapının arkasında şemsiyesini aldı. Yavaşça sokağa çıktı. Neden bir işi mi var birini mi görecekti? Yukarıdaki metinde kullanılan noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangileridir? Cevap Virgül Nokta Noktalı virgül Soru işareti Bilişim teknolojisinin yenilikleriyle yaşantımızda bir takım köklü değişiklikler olurken son zamanlarda dilimizde bu teknolojiden nektiklenmeye başladı. Özellikle bilgisayarın ve internetin yaygınlaşması, akıllı telefonlar sayesinde sosyal medya kullanımındaki gözle görülen artış ile birlikte daha önce hiç karşılaşmadığımız sözler, terimler de dilimizde kullanılmaya başlandı. Bunun en önemli nedenlerinden biri bizim bilişim teknolojisinde üreten değil, tüketen bir toplum oluşumuzdur. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Tartışmacı. Aşağıdakilerden hangisi söz varlığının unsurlarından biri değildir? Cevap: Zıt anlamlılık. Çay veya kahve ikramında bulunan birine "eline sağlık" denilir. İkramda bulunan kişi bu sözü hangi kalıp cümle ile karşılık verir? Cevap: Afiyet olsun. Müzik ve resim, güzel sanatların iki önemli dalı olarak görülür. Biri görme, diğeri işitme duyumuza hitap eder. Birinin malzemesi notalar iken, diğerininki boyalardır. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Cevap, karşılaştırma. Olayların gelişimini ön plana çıkaran, okuyucunun merak duygusunu daima zinde tutan olay merkezi romanlar hangi tür romanlardır? Cevap, aksiyon romanları. Resmi yazışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap, samimi bir üslupla yazılır. Özel yazı ve yazışmaların resmi yazışmalardan en büyük farkı nokta nokta nokta. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap, samimilikleridir. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türü için söylenemez, ileri sürülemez? Cevap, roman ve hikaye arasındaki tek fark uzunluk kısalık farkıdır. Bir sarsıntı, uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi nide yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, betimleyici. Aşağıdaki kalıp sözlerden hangisi Yerlerinden farklıdır. Cevap, düşe kalka. alelacele acele bir odaya girdim. Upuzun bir kadın duvarla pencere arasındaki aynanın önünde durmuştu. Ne saçını tarıyordu ne de başka bir şey. Kendine bakıyordu. Aynada dikkatle kendine bakan bu kadını odada ilk defa görüyordum. Kişiliği hiçbir şekilde belirmiyordu. Upuzun olmasa ve aynanın önünde durmasa onu sade bir zindan duvarını geçer gibi geçerdim. Bu parçada kullanılan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, betimleme, öyküleme. Rahinici tezgahındaki yüzüğü o almıştı. Aşkım ne ucuzmuş diye düşündü. Şeklindeki bir cümle hangi tür bir hikayeye ait olabilir? Cevap, kısa kısa hikaye. Mutlu olmanın iki yolu vardır. Omursamamak ya da unutmak. Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere Aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Cevap 2 nokta üst üste nokta. Sosyal medya dilinin Türkçe'ye zarar vermesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Türkçe'nin okunduğu gibi yazılıyor olması. Alaca karanlık içinde sivri, siyah bir kayanın belli belirsiz hayali gibi yükselen şalgı burcu yanıktı Vakit vakit dinlediği trampet ve boru seslerini akşamın hafif rüzgarı derin bir uğultu halinde her tarafa yayıyor. Kederli bağırışmalarıyla ölüme hatırlatan karga sürüleri bulutlu havanın donuk hüznünü daha beter arttırıyordu. Bu hava insanın ağzında ekşi bir tat bırakıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, gittikçe kararıyordu. Yüze vuran rüzgarın serinliği şiddetini iyice hissettiriyordu. Bu parçada betimleme yapılırken, duyulardan hangisine yer verilmemiştir? Cevap, koklama. Sosyal medyanın Türkçe'ye olumsuz etkileri bağlamında aşağıdakilerden hangisi ön planda yer almaz? Cevap, Q klavye kullanmak. Yarın yolculuk var. Erken yatmam lazım. Görevim nedeniyle erken uyanırım. Yine erken uyandım. Mutfaktan sesler geliyor. Eşim kahvaltı hazırlıyor. Biraz sonra küçük kızım odama geldi. Uyanık olduğumu görünce sevindi. Boynuma sarıldı yanaklarından öptüm ve kahvaltı etmek için birlikte mutfağa geçtik. Saate baktım. Havaalanında bulunmam gereken saat yaklaşmıştı. Küçük oğlum Fatih falizimi aldı. Eşimle kızımla vedalaştım. Merdivenlere inmeye başladık. Biraz inmiştik ki arkamdan dökülen su sesiyle irkildim. Geri döndüm. Bilge elinde sürahiyle kapının önünde duruyor. Yüzünde durgun bir ifade var. Anlaşılan suyu o dökmüş. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: açıklayıcı. Aşağıdaki kalıplaşmış ifadelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam içermektedir? Cevap: günaydın. nokta nokta demek o roman ve hikayede anlatılan, vurgulanan yerine göre derinleştirilen his veya fikri kısa ve öz cümlelerle tespit ve ifade etmek demektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap: özet çıkarmak. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya dilinin Türkçe'ye olumsuz zararlarını önleme yollarından birisi olamaz? Cevap, her seviyedeki eğitim, öğretim kurumlarında konu ile ilgili seminerler düzenlemek. Modern insanın hız tutkusunun hiçbir şeyi uzun zaman ayıramamasının sonucu olarak nokta nokta hikaye türünün ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, kısa kısa hikaye Küçürek Öykü Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya ortamlarından ikisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir? Cevap Facebook, Twitter Olağanüstü ve gerçeküstü yaratıkların, mekanların, zamanların anlatıldığı roman türüne nokta roman denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap Fantastik. Aşağıdakilerden hangisi insanların roman ve hikaye okuma sebeplerinden biri olamaz? Cevap: Yazarların özel hayatlarını öğrenmeleri. Olaylardansa durumlara ağırlık veren hikaye türüne nokta nokta tarzı hikaye denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap: Çehov. Aşağıdaki dizelerin hangisinde virgül kaldırılırsa bir anlam karışıklığı meydana gelir. Cevap, o ev hayatı için önemli bir adım atmıştı. Sosyal medyanın Türkçe üzerindeki olumsuz etkileri problemi bir an evvel halledilmelidir. Çünkü nokta nokta nokta. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, bu zararlı etkiler kısa zamanda yaygınlaşıp normal kabul edilmeye başlanabilir. Afedersiniz, kendimi tanıştırmadım cümlesindeki tanıştırmadım fiilinin yerine nokta nokta fiili kullanılmalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap tanıtmadım. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın Türkçe'ye olumsuz etkisinin sebeplerinden değildir? Cevap bilgisizlik. Sosyal medyanın Türkçe'ye olumsuz etkisi kendisini en çok nokta nokta kesimin üzerinde göstermektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap genç. Sosyal medyanın ilk ve esas hedefi nedir? Cevap haberleşme. Sosyal medya araçlarında geleceğim kelimesi yerine geleceğim şeklinde yazmak nokta nokta ile ilgili bir hatadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri Aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar? Cevap: imla